Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere top açılımları ve haftanın etkinlikleri hakkında bilgi vereceğim. Dua şokum da çok güzel değil mi rengi ya? Yeni bir hafta biliyorsunuz PES severler, bizim için MyClub sevenler. Hafta perşembeden başlar, perşembeden perşembeyedir bizim haftalarımız. Ama bugün yine çok böyle sizi keyiflendirecek herhangi bir haberlerim yok açıkçası. Sebebi şu, Konami biliyorsunuz ki geçen yıl 2018 coin hediye etmişti. Bu yıl 2019 coin hediye ettiler ama coinleri böyle kullanabileceğiniz ekstra bir kampanya yok. Yani şöyle düşünün, bir mağazaya gittiğinizde indirimlerden 2-3 parça aldığınızda mutlu hissedersiniz kendinizi. Ama gittiğinizde pahalı 2 tane mont ya da bir şey aldığınızda "Ulan kazık mı yedim acaba?" diye düşünürsünüz ya. İşte bu öyle bir etkinlik. Yani aslında bir etkinlik yok. Şimdi neler var kısmına girdiğimde, biliyorsunuz geçen hafta çok büyük sıkıntı oldu. Efsane modda maç kazanmaya çalıştık. Kol kıranlar oldu. Ne bileyim, mobilden oynayanlar telefon kırdı. Parmağını kıran oldu. Ama arkadaşlar o efsane olanı atlattık. Efsane modu atlattık en azından. Şimdi yeni kampanyada da şöyle görünüyor. Bile karşı oyun ama bu orta seviye falan görünüyor. Yani rahatlıkla kazanabileceğiniz bir mod. Ne veriyor diye baktım. Beceri antrenörü, işte yönetim becerileri falan, işte onlardan verecek. Çok fazla bilmiyorum, ihtiyacınız varsa buradan girip bu turnuvalara oynayabilirsiniz. Onun dışında 100 coinlik şey gelmedi bu haftada. Onun sebebi şu. Konami şimdi 2018 yılında verdi bize 2018 coin'i ama bu çok fazla tuttu ve sevildi oyuncular tarafından. Bu yüzden 2019'da da bu şekilde bir kampanya yaptılar ve 2019 coin gerçekten büyük bir coin ve normalde 100 coin'lik o haftanın etkinliklerinden ve Player of the Week'ten oyuncu açsanız nereden baksanız bir yılınızı rahatlıkla idare edebilecek coin. E ne yapıyor Konami? Bunu harcamanızı istiyor. Şimdi ne olursa olsun orada şu anda mesela bu hesabımda 4200 coin var. Ben ne yapacağım? İlla ki topu top açmaya çalışacağım. Ya iki tane açsam diyeceğim, 500 coin oradan gidecek. Ya 4 tane açayım desem 1000 coin gidecek. Yani Konami bu coinlerin gitmesini istiyor doğal olarak. Çünkü o coinler orada durduğu sürece siz ekstra parayla coin almazsınız. Tamamen satış stratejisi gibi düşünebilirsiniz. Koleksiyon kutusuna da gelin bir bakalım kimler var. Zaten bu hesabımda bütün oyuncular hemen hemen bende var. Buna şu şekilde bakalım. David De Gea şu anda İngiltere Premier Ligi oyuncuları içerisinde en güçlüsü görünüyor, 91 overall'da. Hazard var 90, De Bruyne var 90, Muhammed Salah 90'da, Harry Kane 89, Agüero 88. Aubameyang'ın koyu gösterilmesinin sebebi, top açılımı yaptım ve Aubameyang geldi. Loris, David Silva çok çöp bir oyuncu arkadaşlar. Alexis Sanchez, Mesut Özil var 87 overall'da. Lukaku, bu arada bu niye beyaz bembeyaz göründü ya? Neden öyle oldu? Tuhaf. Neyse, Lukaku var, diğer ekrana geçeyim yine. Eriksen'i bugünkü top açılımında çıkardım ama bugün atmayacağım. Belki yarın atabilirim size. Bu arada Van Dijk bende olması lazım ya. Van Dijk'in bende olması gerekiyor arkadaşlar. Bir küçük bir ona bakacağım çünkü yok görünüyor. Neden yok görünüyor? Çok. Evet, Van Dijk burada işte. Acaba haftanın oyuncusu diye mi? Van Dijk çünkü bende mevcut arkadaşlar. Çünkü yanlışlıkla sattım attım diye düşündüm. Biraz tırstım açıkçası. Bugün sizlere Batistuta etkinliği var. Oyuna girdiğinizde adamlar size Batigol'ün şeylerini veriyorlar. Şurada hemen yan tarafta çıkıyor. Batistuta etkinliğinde de bu şekilde 3 tane top açma hakkı veriyor. Her gün mü 3 tane verecek yoksa ilk girdiğimizde mi 3 tane veriyor onu bilmiyorum açıkçası. Ama çok da aman aman öyle. Kesinlikle yine Batistuta çıkaran çok az kişi olacaktır. İnsanları bu şekilde yaparak şey yapmaya çalışıyorlar açık söyleyeyim. Hani ulan çıksın çıksın derken öbür taraftan top aç, oradan top aç. Yani satış politikası, yapacak bir şey yok. Halbuki oyunu da pahalıya sattın kardeşim yani. Bunlardan da para almayı ver be.
Hadi isterseniz şimdi top açılımına geçelim. Ve Batistuta toplarımız bizim için dönüyor. Bakalım Bati golü, o karizmatik adamı bulabilecek miyiz? İlk top geliyor, İspanya'ya düştü. Sarı top genelde biliyorsunuz sarı oluyor. Ama Batistuta'yı bulmak için elimizden geleni yapacağız. İlk top Lo Celso ya da Lo Celso diye okunabilir. Hoş geldin kardeşim. İlk topumuz bu şekilde oldu. Michael Abamlem dönüyor. Dünya döndü. Arjantin sanıyorum, evet. Arjantin'e gittik. Arjantin'den kim gelebilir ki? Kırmızı kramponlar. River Plate sanıyorum ki. River konuşamadım arkadaşlar. Hoş geldin Martinez. Seviye 1 de verdiği için tabi sarı toplarda çok böyle cırt oluyor. 74 overall, hoş geldin. Michael Abamlem döndü. Dünya döndü İngiltere. İngiltere. İngiltere'den bir sarı top. Tottenham formasına benzettim. Lamela, hoş geldin kardeşim. Arjantinli oyuncu, İngiltere Ligi'nde 26 yaşında. Verimli kanatmış. Bakalım bir verim gösterebilecek mi bizim takımımızda. Michael Abb göründü. Ah, ömrümüzü yedin lan Michael Abb, ömrümüzü. Portekiz'e gitti. Portekiz'den Benfica. Benfica'da Salvio. İyi bir kanat oyuncusudur. Salvio, Garagaşlı çocuk. Verimli kanat olarak kartında geçiyor. Sağ kanatlı, 73 overall, seviye 1 arkadaşlar. Michael Abamlem dönüyor. Döndü dünya. İtalya. İtalya'ya çok gittik zamanda. Çok iyi de oyuncular çıkardık ama Inter mi bu, Atalanta mı? Kim geldi? Rigoni. Stoper olması lazım. İşte oyun bilgim demek ki bu kadar. Orta sahaymış. 73 overall'da Serie A'da oynuyor Atalanta. Arjantin'le hoş geldin kardeşim. Michael Abb. Top dönüyor Fransa. Kim gelir ki? Fransa'dan sarı forma Zenit. Parades. Bu daha önce çıkmıştı bize arkadaşlar. Hoş geldin kardeşim. Ne diyelim yani, hani orkestra şefimizsin. Bir orkestra bulursak seni şef olarak yaparız orada. Michael Abamlem dönüyor dünya. Arjantin. İyi git Arjantin. Sarı top. Kimsin sen? Boca'dan, Juniors'tan. Perez, hoş geldin. 73 overall'da Boca Juniors'lu oyuncu. Tam bir orta sahaymış arkadaş. Tam bir orta saha. Ah, şu Michael Abb'ı var ya, bu yıl kaç kere görmüşüzdür şu yazıyı bilmiyorum. İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'da Batistuta'dan bir halt olmayacak bu toplardan belli. Kaleci geldi. Real Sociedad'ın kalecisi Rulli. Hücumcu kaleci herhalde forvete gidiyor ataklarda. Hücumcu kaleci. Michael Abb yazısını bir kez daha gördük. İspanya'ya gidiyoruz ve İspanya'da yine bizi tatmin etmeyecek Atletico Madrid sanırım o. 10 numara Kore'ye. 10 numara ise Kore'dir o. Hoş geldin, orada Griezmann falan da olabilirdi ama yani Atletico Madrid'e gidiyorsan Griezmann. Michael Abb, top döndü. İspanya. İspanya. İspanya'dan sarı top geliyor. Bu arada böyle beyaz tozluk mozluk hakikaten hiç hoşuma gitmiyor benim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani zaten şu oyuncu da tipsiz bir şey ve oyun tarzı bile yokmuş arkadaşlar. Michael Abb, top döndü. İtalya. İtalya'ya gittim, stoper istiyor benim canım ama bakalım ne gelecek. Sarı top yine beyaz krampon, dövmeler falan, Biglia bu. Ve son olarak Michael Abamlem'ini döndürdük. Batistuta verirler mi? Vermezler tabii. İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'da sarı top. Tozluklarla uyum sağlamış. Roma'dan kim la bu? Fazio. İyi bir oyuncudur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.